Cumhuriyet TV'den herkese merhaba. Sol Açık programı ile yine karşınızdayız. Ben Sezer Özaltın, Tonguç Orözü ile birlikte Süper Lig karşılaşmalarını birlikte yorumlayacağız. Öncelikle pazar günü meydana gelen elim olay sebebiyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza başsağlığı dileyelim. Zor günleri geride bırakacağız inşallah. Yani hain saldırı, küçücük çocuk da Allah rahmet eylesin. Orada ailelerin yüreklerine ateş düştü. Bizim de yüreğimize ateş düştü. Umarım tekrarlanmaz. Aslına bakarsan üzücü bir haftayı geride bırakmış olacağız. Ama ilerleyen haftalarda bir daha yaşamaması dileğiyle en büyük dileğimiz bu. Umarız son olur gerçekten. Evet. Hep diyoruz son olur diye de olmuyor bir türlü yani. O keşke son olsa, bu son olsa desek hiç olmuyor. İnşallah bu son olur ama yani. İnşallah. Evet, Süper Lig'in 14. haftasını geride bıraktık. Dünya Evet. Kupası arası geldi şu an. Değil mi? Bizim de dünya bu Süper Lig son programımız olacak herhalde. Evet. Çünkü bir daha Süper Lig açılana kadar uzun bir süre biz de bir bu programı Sol Açık'ta bir ara veriyoruz. Nasıl son hafta keyifli miydi? Yani keyifli diyebiliriz aslında. Bol gollü bir karşılaşma sayesinde oldu belki de. Başakşehir karşısında Galatasaray 7-0'lık bir sansasyonel skor yakaladı. Ve ondan öncesinde tabii Trabzonspor Ankaragücü deplasmanında berabere kaldı. Bu son 4 karşılaşmada yanlış hatırlamıyorsam 3. beraberliği. Arka arkaya 2. beraberliği tabii ki de Sivasspor'un ardından. Fenerbahçe mağlup oldu. Fenerbahçe evet, kendi Sürpriz evinde bir şekilde. sürpriz bir şekilde tabii ki de Giresunspor'u ağırladı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. 10 kişi Evet. kaldı tabii bu arada. Evet. Bu arada İrem'e de buradan selam söyleyelim. Bu hafta Aynen. İrem aramızda değil. Hangi Trabzonspor maçıyla Trabzonspor'la başlıyoruz? başlayalım. Ne söylemek istersin? Ben Trabzonspor'la geçen haftaki programı kesit koyalım. Metin abi koysun geçen haftaki programı. Ondan öncekini de koysun, ondan önceki koysun. Yani 14 haftalık ne söylüyorsak aynı şeyleri söyleyeceğiz. Yani Trabzonspor oynadığı futbol ışık vermiyor. Galibiyet almaları gittikçe zorlaşıyor. Ve bu gidişle pek de iyi görmüyorum sonlarını. Yani hep aynı şeyi diyoruz. Bak İbrahim abi de şahit. 14 haftadır beraber program çekiyoruz. Biz ne dedik? İkinci programda daha bu Trabzonspor Avrupa kupalarına katılmaya oynaması lazım dediğimizde. Şimdi 7. sıradalar değil mi? 23 Evet. puanla. Hadi yukarıya ile puan farkı çok fazla değil. Ama oyun kalitesi biraz farklı. Yani açıkçası Trabzonspor maçını biz görevimiz icabı gazeteci olduğumuz için, spor medyasında yer aldığımız için izliyoruz. Ama bizim haricimizde meslek anlamında izlemeyen, izleyip de vazgeçen çok kişi vardı. Trabzonlular da dahildir bence ki statta da artık taraftarlarda azalma oluyor. Yani ilk başlardaki gibi kalabalık olmuyor tribünler. Yani normalde Ankara'da daha çok Trabzon taraftarını görebilirdik. Ya da içeride oynadıkları maçta daha çok taraftarı görebiliriz. Ama Trabzonspor taraftarı da bence takımın şu anki gidişatından memnun değiller. Hep diyoruz Trabzon'da sabah ekmek almaya çıksan ekmeğin fiyatından önce Trabzonspor'un performansı konuşulur. Öyle bir şehir yani. Yani bu ülke futbolunun dinamiklerindendir. Yetiştirdiği futbolcular olsun, İstanbul'la baş kaldıran, o Anadolu devrimini yaratan Eskişehirspor olsun, Trabzonspor olsun. Bunlar önde gelen kulüplerdir ama orada o şehir futbola nefes alırken şu anki durum biraz solunum cihazına bağlı gibi yani. Nefes almakta zorlanıyor gibi. Umarım toparlanırlar ama çok da zor gözüküyor. Bilmiyorum sen aynı görüşte misin, ne Ya, düşünüyorsun? tabii ki de yani farklı düşünmek çok zor bu konuda. Hani Süper Lig'i hani geçen sene izleyip ya bu takım izlemeyip daha doğrusu bu takım şampiyon oldu, açık ara şampiyon oldu diye Trabzonspor'u göstersek herhalde şaşırır insanlar. Hani bu takım nasıl şampiyon oldu? Yani belki de hani iyi oyuncularını da kaybetti. Vakayeme'den yoksun oynuyor. Abdullah Avcı Golcülere gitti. golcülere gitti. Hani Edin Visca sakatlığı sebebiyle Sakatlandı. uzun süredir oynamıyor. Yani Abdullah Avcı işi zor gerçekten. Yani takımı belki de yani mükemmelleştirmeye çalışırken bir anda alt üst oldu her şey. Ve Ya orada şöyle bir şey var. Şimdi ben yani Abdullah Avcı bu takımın başında artık uzun zamandır takımın başında. Geçen sene takımı şampiyon yapmış. Giden oyuncunun yerini doldurabilecek kalibrede adamı getirmeyi en iyi bilen Abdullah Avcı'ydı. Ama gidenin yeri dolmadı.
Yani öyle olunca doğal olarak eski performans uzaktan kaldı. Yani hep diyoruz Trezeguet, Nwakaeme'nin yerini dolduracak futbolcu değil. Visca'nın boşluğu kolay kolay doldurulmaz. Golcü anlamında Maxi Gomez'den halen o performansı göremiyor. Umut o performansı gösteremiyor. Trabzonspor gol bulmakta zorlanıyor. Yani hücum. Uğurcan'ın geçen seneki performansından düşük bir performansı var. Bunların hepsi birleşince Trabzonspor için işler istediği gibi olmuyor açıkçası. Yani çok ben zannetmiyorum Trabzonspor taraftarının şu an takımından memnun olduğu. Ya da ileriye dönük sezon sonunda daha iyi bir konumda bitireceklerinden ümitli olduklarına inanmıyorum. Ya belki transfer sezonu bir şey yaparlar. Transfer ne olur ne biter. Ama pek iç açıcı durmuyor yani. Son şampiyon demezsin evet. Şu maçı izledikten sonra. Tabii yani Dünya Kupası bu maçı derken, arası da var. He, tabii bir Dünya Kupası arası. Yani insan şeyi bekliyor. 3 yerli kuralı var. 8 yabancı var. Son şampiyondan ben şunu beklerdim mesela. 8 yabancısının da belki 6'sının Dünya Kupası'na gitmesini beklerdim. Bu ülkenin şampiyon takımının 6 tane futbolcusunu Dünya Kupası'na göndermesini beklerdim ben. Son şampiyon sensin. Elindeki kadronun Dünya Kupası'nda oynayabilecek kadro olması lazım değil mi normalde bakıldığında? Tabii. Yani bir şampiyon takımdan Dünya Kupası'na en az bir 6 tane gitmesi lazım. 8 yabancı kuralında. Hani Türkiye gidemiyor. Hani yerlilerin gitme şansı yok ama yabancılardan bir 6 tane gönder. Ama gönderemiyorsun. Çünkü niye? Elindeki Brezilyalılar zaten çok zor Brezilya şeyine gitmesi. Diğerleri de demek ki o dünya sahnesindeki futbolculardan değil elindeki futbolcular. Tabii. Öyle olunca da iş biraz Trabzonspor için kötü gidiyor, kötü gözüküyor yani. Çok durum iç açıcı değil gerçekten. Hiç değil. Çok değil, hiç değil yani. Yani tepe taklak gidiyorlar şu anda yani. Galibiyet yani. Alamıyorlar. Pozisyon zenginliği yok. Zorlanıyorlar rakip karşısında. Yani inşallah düzelirler Trabzonspor. Fenerbahçe maçına geçelim. Evet, gelelim. Fenerbahçe mücadelesine. Evet. İrem yok şimdi kulakları açacağım. Şimdi öncelikle şunu diyeceğim. Geçen haftaki programımızın altına sağ olsunlar yorum yazmışlar. İzleyicilerimiz çok teşekkür ederiz. Beni eleştirmişler. Hepiniz Galatasaraylısınız. İşte nasıl yorumlar yapıyorsunuz? İşte Fenerbahçe'ye niye böyle konuşuyorsunuz? Birincisi Fenerbahçe ile ilgili olumsuz ne dedik biz? Fenerbahçe'de stoperde bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Çünkü dediler ki hani bu ligin en az gol yiyen takımlarından biri Fenerbahçe dediler. Şimdi biz ilk 3 haftada bu ligin en iyi hücum hattı Fenerbahçe'de dediğimizde bu takıma golcü ihtiyacı gerek yok dediğimizde bütün herkes bu takıma golcü lazım diyordu. Bizim dediğimiz çıktı. 30 küsur gol attı bu takım. Hı hı. Şimdi geçen hafta burada Serdar Aziz canlı bomba dedik. Programı açsınlar izlesinler. Serdar Aziz bu takımın canlı bombası dedik. Giresunspor maçı 2-1 bitti. Goller kimin hatası? Serdar Aziz. Şimdi ben Fenerbahçe düşmanlığı mı yapmış oldum? Ya da Galatasaraylı mı olmuş oldum bunu söylemiş olduğum için. O maç oynanmadan önce söyledik biz Serdar Aziz bu takımın yani çok iyi stoper tamam. Ama o programda da dedik ki Serdar Aziz'in milli takımda bile önünde oynayanlar var. Onlardan birini alabilecek kuvvetli Fenerbahçe. Serdar Aziz bu takımın yumuşak kartı. Serdar Aziz iyi stoper ama agresif stoper. Ne zaman kırmızı kart göreceği belli değil. Ne zaman bir ters hareket yapacağı belli değil. Giresun en banko gördüğü maçlardan bir tanesi bu sene değil mi? Herkes. Herkes ne diyordu? Fenerbahçe Giresunspor karşısında rahat bir galibiyet alır. Galatasaray'da Başakşehir'de takılır. Kaybeder. Dünya Kupası önüne puan farkı açılır gider. Evet. Ne oldu şimdi? Yani bir tahmini herhalde 8 puanlık bir fark açılma öyle şeye, olasılığı evet. Vardı. Fakat işler tam tersine döndü. 2 puan farka indi. Şimdi o yorum yapan güzel izleyicilerimize buradan diyoruz. Hiçbir zaman biz taraflı yorum yapmak derdinde değiliz. Kimin iyisi, kimin kötüsü onu söylüyoruz dilimiz dönünce. Biz haftalarca burada Fenerbahçe'nin hücum hattının çok iyi olduğunu, Jesus Hoca'nın yaptığı değişikliklerin çok mantıklı olduğunu, sene başından beri yaptığı tek hatanın Bruma transferi olduğu, onun haricinde stoperlerinde yani defans tandeminde biraz daha iyileştirmeye ihtiyacı olduğunu söyledik. Bu kadar basit. Onu da yani o kadar sıcağı sıcağına oldu ki yani biz bunları söyledik. O hafta sağ olsunlar yorum yaptılar. Taraflısınız. Üzülmeyin Fenerbahçe şampiyon olacak bu kadar yormayın kendinizi. Biz zaten diyoruz bu takım şampiyon olacak diye.
Ama onu derken de diyoruz ki bu takımın zayıf karnı şurası. İsim de verdik ya. Serdar Aziz canlı bomba dedik. Evet. Bu hafta Serdar Aziz'in hatalarından 2-1 mağlup oldu Fenerbahçe. E şimdi biz mi Fenerbahçe düşmanı olduk? Ya da niye Fenerbahçe'ye düşmanlık yapalım? E burada haftalarca Mete'ye düzdük Fenerbahçe'ye. En iyi hücum attı Fenerbahçe'de. İnanılmaz iyi top oynuyor. Rüzgarı arkasına aldı. Bu takım yenilmez kolay kolay. E bunları da biz söyledik. O programlardayken Fenerbahçe elitte Serdar Aziz yumuşak karnı dikkat edilmesi lazım dediğimizde Fenerbahçe düşmanı olduk. Ha burada İrem'e iki şaka yaptık yani. Nasıldı ortam falan. Ne oldu şimdi? Bizim dediğimiz çıktı ortaya. Ki yanılmak da... Ya yanılabiliriz de. Ya normal bir şey aslında. Tabii ki de normal bir şey. Ama işte diyorum ya bizde de bir şans var demek ki. Ya da bir şeyleri daha yakından takip ettiğimiz için mesleğimiz gereği. Gördüğümüz, yıllardır izlediğimiz için. Yani şu takıma baktığında Serdar Aziz'in burada saatli bomba efekti olduğunu görebilir bir insan. Yani bizim kadar yakından takip eden bir insan. E o da oldu. Ya diyorum ya çok 48 saat sonra oldu yani. Taraftarın yüzüne bak şimdi destek veriyor Serdar Aziz'e toparlanması için. İhtiyacı da olacak çünkü yani muhtemelen. Kötü futbolcu değil ki bu Serdar Aziz. Ama problemli de demeyelim ama her an bir şey çıkabilecek. Yani Fenerbahçe'de kırmızı kart diye bir tweet atılsa maç sırasında yani ilk akla gelecek 3 isimden bir tanesi Serdar Aziz'dir. Bu saatli bomba olduğunu gösterir. Stoper'de hata yapma olasılığı yüksek. Bugüne kadar yaptı. Eski takımlarında da yaptı. Fenerbahçe'de de yaptı. Yapabiliyor. Bunu söylemek niye düşmanlık olsun o zaman? Kegiras Spor karşısında da yaptığı hata sonrası 2-1 mağlup oldu takım. Evet. Yani aslında o karşılaşmada da hani Fenerbahçe de çok etkili değildi. Hani %100 yani kırmızı karta kadar en azından. Hı hı. Yani 10 kişi kaldıktan sonra da tabii ki de mecburen bir geri düştü oyun. Fakat hani... gene ama o kadar Galatasaray'ın Alanya Spor karşısında kapandığı kadar Fenerbahçe kapanmadı. Ha, ikinci yarı son 30 dakika Giresun Spor yüklendi. Ama Galatasaray ve Beşiktaş'ın Alanya Spor karşısında kapandığı kadar Jorge Jesus'un takımı kapanmadı. 10 kişi olmasına rağmen kapanmadı. Çünkü abi yine senin dediğin gibi savunmayı önde kuruyor bu takım. Yani benim... Ve değişikliklere bak. Gene skoru tutmak için bir değişiklik yaptı. Hocanın karakterinde yok zaten öyle bir şey. Hoca gene her zamanki değişikliklerini yaptı. Oyunu halen ileriye yıkma derdinde. Ama her zaman olmuyor. Bu hafta olmadı. Yani Giresunspor maçı çevirmeyi başardı. Yani onları da tebrik etmek lazım. Ama yani bu demek değil ki Fenerbahçe şu avantajı mesela yani bir Fenerbahçe taraftarı olsam ben şunu olmasını isteyeceğim en büyük hafta bu haftaydı. Çünkü bir aylık bir süre var. Bir Galatasaray taraftarı olsaydım da 7-0'lık maçın olmasını istemeyeceğim hafta bu haftaydı. Çünkü o rüzgar gidecek bu sefer. Evet. Bir ay. Şimdi Fenerbahçe için o kadar iyi bir döneme, yani puan kaybı yaşayıp toparlanma adına o kadar iyi bir döneme denk geldi ki. Çünkü bir ay var. Şu an Dünya Kupası arası. Resmen bir devre arası kampı gibi bir kampa gidecekler. Unutulacak. Moral tekrar depolanacak. Yani bu hafta bir daha maç yapmış olsaydı daha farklı stresle oynayacaktı taraftar. Galatasaray taraftar demiş futbolcular. Galatasaray futbolcuları 7-0 motivasyonuyla çıkacaktı. Yani en büyük avantajı Fenerbahçe'nin bu Dünya Kupası öncesinde olmuş olması bu puan kaybı. Ki Dünya Kupası'ndan sonra özür dilerim sözünü geçtim. Trabzonspor'la oynayacak. Yani. Aynen öyle. Şimdi Trabzonspor maçı olduğunu düşün. Yani Fenerbahçe için aslına bakarsan yenilgi kötü ama zaman olarak belki de en uygun zaman. Hı. Belki bundan sonra Fenerbahçe buradan çıkardığı derslerle ki Jorge Jesus bence bunun üstadıdır zaten. Bir daha mağlubiyet almayacak. Yani en iyi zamanda oldu yani. Fenerbahçe'nin ders çıkartabileceği, toparlanabileceği en iyi zamanda oldu yani. Ya belki bu maç 1-0 bitseydi Trabzonspor maçında daha farklı etki yapacaktı. Zaten iyi bir periyottan geliyordu. Bir aylık soğuma gelecekti araya. Trabzonspor maçı daha farklı olacaktı. Ama şimdi kötü moralle gidildiğinde o bir aylık zamanı daha iyi kullanmış olacak Fenerbahçe. Ama dediğim gibi izleyiciler sağ olsun. Fenerbahçe düşmanı ilan etmişler bizi. Ben hayatım boyunca öyle oldu yani. Ben uzun yıllardır yayın yapıyorum. Daha önceki kurumlarda da yaptım. Canlı maç anlatımı yaptığımız dönemde de Galatasaray maçını anlatırken Fenerbahçelisin derlerdi. Fenerbahçe maçını anlatırken Galatasaraylısın derlerdi. Beşiktaş maçını anlatırken işte Fenerbahçeli ya da Galatasaraylısın derlerdi. Ben her zaman bundan mutlu olmuşum. Demek ki tarafsız yapıyorum çünkü. Hiç,
Hepsine eşit şartlarda davranıyorum ki hepsinin bir şeyle ilgili bir şey anlatırken diğer tarafı suçluyorlar. Yani Fenerbahçe ile ilgili yorum yaparken Galatasaraylısın diyorlar. Galatasaray ile ilgili yorum yaparken Fenerlisin diyorlar. Demek ki ben düzgün aynı yolda yapıyorum işimi. Hiçbir yere yakın değiliz. Yani şimdi burada Fenerbahçe, burada Galatasaray'ı en çok eleştiren de bizdik. Okan Buruk olmaz dedik. Olmayacak gibi duruyor dedik. Yani hep gene 7-0'lık maça geleceğiz ama gene eleştireceğimiz noktalar da var. 7-0 olmasına rağmen. Yani ama Fenerbahçe ile ilgili en öven kişilerden bir tanesiydik. Bir programdık yani biz Fenerbahçe. Çok basit ya, daha ikinci, üçüncü transfer dönemi kapanmadan önce bu takım golcü ararken ya bırakın golcü gerek yok diyorduk bu takımın golcüsüne. Bu takımda herkes gol atıyor zaten. Yani en son düşüneceği şey. Hatta geçen programda dedik Fener ya hoca dedi ya bizim yenilmemiz için 10 kişi kalmamız lazım dedi. Hoca dedi bunu ya. Ki haksız da sayılmaz. Yani baktığında 3 mağlubiyet, 3'ünde de ya 3 puan kaybı, 3'ünde de 10 kişiler adamla. Yani 11'e 11 zaten zor yenilir bu takım. Geçen hafta yenildi dedik. Adamın şey der diyor ki gol yemeyle sıkıntısı yok. Yediğimden fazlasını atacağını biliyor zaten adam. Bu maç 11-11 olsaydı da yine Fenerbahçe kazanırdı. Bak net kazanırdı. Diğerlerinde şey diyoruz hani futbol ne getirir bilmez 11-11 olsa ne olacak ama 11-11 olsa Fenerbahçe kazanırdı. Kadıköy'den Giresunspor çıkamazdı 11-11 olsaydı. Ya belki orada ayrı bir parantez açmak gerekirse hani Giresun'un bu ilk galibiyeti değil deplasmanda Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı da mağlup etmişti. Evet. Ya sadece orada bir belki düşünülebilir ama yani ama işte Fenerbahçe... burada Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması da evet. Faktör yani. 11-11 bu maçın yani Giresunspor'un kazanma olasılığı çok çok düşük. Yani ama 11-10 işler değişti, denge değişti yani. Ya futbolun güzelliği de burada. Gerçekten. Belki de yani. Belki de. Evet doğru diyorsun ama yani Fenerbahçe için ne karanlık bir şey diyebiliriz ne kötü bir şey diyebiliriz. Fenerbahçe yani olabileceğinin en iyi şekilde ilerliyor zaten. Yani daha bunun maksimumu olmaz. Avrupa'da devam ediyor. Ligde lider. Kupada daha ne yani? Hangi kulvar var? Yani 38'de 38 yapmasını bekliyorlar. Yani değil mi? Işte, gol rekoru konuşuluyor. Gene gidiyor gol rekoruna. Yani Fenerbahçe ile ilgili olumsuz konuşulabilecek bir şey yok. Ha, geçen hafta biz kendi çapımızda bir uyarıda bulmuştuk. Bu takımın en zayıf savunması. Buraya dikkat etmek lazım. O da şansımıza o hafta denk geldi. Hemen denk geldi. Onun haricinde Fenerbahçe'nin hücum organizasyonuyla ilgili bir şey diyebilir misin? Altay konuşuldu. Hoca çıktı ne güzel dedi. Altay'a söylenen bana. Yani bunu nasıl eleştireceksin? Ya da nasıl burada bir taraf olacaksın? Karşı taraf olacaksın? Her şey yolunda gidiyor ki. Ya, akli melekelerimizi kaybetmemiz lazım Fenerbahçe'nin. Kötü gidiyor Fenerbahçe kötü dememiz için yani. Ama belki, senin de görüşlerin abi. Yani tabii ki de yani belki nazar çıktı diyebiliriz bu karşılaşmaya. Evet işte onu demeye çalıştım yani. Nazar çıktı. En iyi dönemde oldu. Olabilmesi en iyi dönemde oldu. Arada bir aylık bir dönem var. Unutulacak bu mağlubiyet. Moral depolanacak. En iyi dönemde oldu yani. Diyorum ya belki de ilerleyen haftalarda hiç puan kaybetmeyecek Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe bu ligde bir orana vurursak bence %60 daha da fazla yüksek de her zaman ihtimallerin üzerine konuşuyor %60 şampiyon olacak. Yani bana kalsa şu anki oyunlara bakıldığında %80 şampiyon. Ama hadi futbolun gidişatı ne olur ne biter dengeler değişir ama %60 yani %51 bile zaten şampiyonluk adayıdır. %60 şampiyon adayı Fenerbahçe. Yani daha iyi oynayanı yok. Yani Galatasaray tamam. Ama daha keyif veren bir futbol ya da taraftarına daha güvenli bir takım yok. Galatasaray 2 hafta öncesine kadar o güveni vermiyordu takımına. Tabii. Yani şöyle diyebilir miyiz? Yani geçen seneki Trabzonspor'un yani Ocak ayında, Şubat ayında hani yani bu takım şampiyon olacak diye konuşuluyordu. O şeyle evet. Geliyordu ve oldu sonunda. Aynen öyle. Yani belki de aynı paralelde gidebilirsin. Aynen öyle. Gidebilirdi, gidiyor zaten. Yani çok net gidiyor yani. Çok net gidiyor. Avrupa'da da gidiyor. Kupada da gidecek. Ligde de gidiyor. Yani gidecek bu. Yani sene sonu Fenerbahçe 3 kupayı birden alırsa kimse şaşırmasın ki. Avrupa'da dahil. Avrupa'da çok zor rakipler tamam. Jesus öyle düşünmüyor ama sen... Ya Jesus her şeyi söyleyemez tabii ki yani. Çünkü orada biz bunu alacağız dese alamazsa hoca böyle de diyecekler belki yani. Ama ben Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin bu kupayı alamayacak seviyede olduğunu düşünmüyorum. Ya sen düşünüyor musun bu kadro kalitesine? Yani belki yani Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar zorlayabilir. Çünkü Avrupa Ligi gerçekten küçük bir Şampiyonlar Ligi gibi oldu şu an. Evet. Ya onlar zorlayabilir ama elbette
4 yıldız. 4 yıldız. Şimdi anladın mı ne demek istedim yani? Ama bu takım Şampiyonlar Ligi'ne göre ayarlanmış bir takım zaten. Tabii. O kalitede bir takım. Yani, tek bana göre tek bir zayıf karnı defans attı. Yani belki geçen haftada konuştum. Yani rotasyon konusunda çok şanslı. Ya inanılmaz şanslı, bu başka bir seviye yani. Benim futboldan çok iyi anlayan bir arkadaşım var. Kendisi hatta futbolcu olma yoluna ilerken böyle hikayeler vardı ya, talihsiz bir sakatlık. Gerçekten talihsiz bir sakatlık geçirdi. Mesela şimdi Jesus'un Arao'yu böyle diyor ya, adamlarda Arao var, Crespo var. O giriyor, o çıkıyor. Ya şimdi insan akıl ermiyor yani. Rakiplerine bak. Rakiplerine bakıyorsun. Beşiktaş orta saha Josef de Sousa, Atiba. Yani anladın mı? Oradaki hareketliliğe bak. Buradaki hareketliliğe bak. Galatasaray'ın orta saha Torreira çıktıktan sonra bitiyor mesela. Mücadeleci orta. Mitchell olmuyor. Berkan olmuyor. Evet. Ama Fenerbahçe'de var alternatif. Yani her yerde var. Her bölge. Yani stoper tandem hariç, stoperler hariç her yerde alternatif var Fenerbahçe'de. Ama stoper alternatifi yok. Yani o havuzu yok. Stoper havuzu yok. Alternatif demeyelim de o havuzu yok yani. Belki de yani transfer döneminde böyle bir hamle de gelebilir. Bence %100 gelecek bir yerli stoper. %100 gelecek yani. Onu şimdiden ben öyle diyorum. %100 gelecek diye görüyorum. Ya kalecileri desen, Fenerbahçe'nin kalecileri de iyi. Değil mi? Yani Altay... Yedek kaleci İrfan Can ya. Milli kaleci. Evet, Altay milli yani. Kaleci. Yani. Bu takımın alternatifi çok fazla yani. İnanılmaz bir takım. Ya, Türkiye standartlarının üzerine bir takım. Yani sene başından beri bu takım kağıt üzerinde zaten şampiyon gösterildi. Galatasaray'ın şöyle çok iyi isimleri var. Ama hem yaş... Hem de kaynaşma dönemleri. Yani Mata dediğin adam dünya yıldızı ama hiç top oynamadan geldi mesela. Hani Delali çok dünya yıldızı. Ama her gün İngiltere basınında çıkıyor işte haberleri. Ne olacak? Ne halde? Bu ne halde? Ama Fenerbahçe'ninki öyle bir şey de değil yani. Ya Joao Petra dediğin adam İtalya'da takımın kralıydı. Burada geldi alternatif futbolcu adam. Yani. Bunlar olduğu zaman forveti Batshuayi geçen sene şampiyonluk adayı Beşiktaş'ın ucuydu. Şimdi burada değişmeli oynuyor. Geçen senenin Fenerbahçe'de en çok gol atan adamı Serdar şimdi forma giymiyor. Ya kadroya bak yani. Evet yani. Bakalım. Hoca desen zaten şu an kağıt üzerinde Süper Lig'deki bence en tecrübeli hoca. Şenol Hoca da var. Tamam. Ama Avrupa bazında bakıldığında en tecrübeli hocalardan. İlk üçte en azından yani. Daha ne olsun ya. Taraftar desen yani Kadıköy'de maç kaybetmeleri çok zor olacak. Ya bu hariç. Hani bu tamam. Hoca da diyor 11-11. Ama ki maçın ardından da yani gayet hani mağlubiyet yüzünden karalar bağlamak yerine hiç, takımı bağrına bastı. Niye bağlı? Şimdi niye taraftar bu takım ya bir maç kaybetmiş niye kara bağlasın? Evet. Yani. Yani maç kaybetmeden seri yakalayıp yapan takım çok nadir zaten. Ki bunda da 11-10 bitmiş yani. 11-11'de o skorun olmayacağından taraftar da emin zaten. Niye kararlar bağlasın? Ama diyeceğimiz o. Bizim bir Fenerbahçe düşmanlığımız yok. İlk programdan beri diyoruz ki ligin en kaliteli kadrolarından bir tanesi. İki kadrosundan bir tanesi en azından bana göre. Açık ara şampiyonluğun favorisi. Hoca da zaten o yolda ilerliyor. Hoca bizden daha mütevazi. Avrupa'da başarı. Biz onda da başarı olacağını düşünüyoruz. Umarız Fenerbahçe'yi severler bizim söylediklerimizden bu sefer yanlış çıkartmazlar. Çünkü geçen hafta öyle çıkarttı. Bayağı bize bir böyle alttan alta veryansını etmişler yani. Göreceğiz bakalım Dünya Kupası ardından neler olacak. Son maçımıza geçelim. Galatasaray Başakşehir deplasmanından 7-0'lık bir galibiyetle ayrılıyor. Tabii hani belki de maç öncesinde gerçekten dediğin gibi herkes yani puan kaybedeceği bir karşılaşma olarak görüyordu Galatasaray maçını. Fakat yani belki de kimsenin beklemediği bir skorla. Ya puan kaybetmenin ötesinde Galatasaray kazanır diyenler de olmuştur. Ama 7-0'ı söyleyebilecek. Yani bu şöyle bir şey. Bu maç öncesinde bu maç 7-0 bitecek diyen
O dakika böyle biri dese derler ki kardeşi Erenköy ya Bakırköy'e. Anladın mı? Ambulans çağıralım, bir baktıralım sana yani. Tabii ki. Kimsenin aklına gelmez 7-0. Ve 10-0 olabilecek bir maç. Tabii canım, çok kaçtı yani. Direkten ben kopuyorlar. Şöyle de bir şey var. Beşiktaş maçı da Galatasaray'ın daha fazla skor olabilirdi. Yani o maçta da Galatasaray'ın kaçırdıkları var. Bu maçta da kaçırdığı gibi yani. Yani Galatasaray'ın hücum organizasyonu yavaş yavaş şekil vermeye başlamış gibi duruyor. Yani burada konuştuğumuz Raşit'sa etkisi. Yani mesela orada da Yunus'un talihsizliği. Yani şimdi Yunus ortadan. Murat Sancak açıklama yapıyor. Biz geri alabiliriz. Şey yapabiliriz yani. Yunus geçen senenin en iyi oyuncusu Süper Lig'de. Yerli bence en iyi iç oyuncudan bir tanesiydi. Değil mi? Şimdi geldi buradan. Milli takımda Kerem'le oynuyorlardı. Hani evet. Galatasaraylılar öyle diyordu. Milli takımın kanatları bizde işte yabancıya evet, gerekiyor. Evet, çok beklenti vardı. Evet. Yani. Bu yerli kuralı da varken aynen. Sağda Yunus, solda Kerem. Belki de değişmeyordu. Ama şimdi yok Yunus ortada birden. Çok garip. Ne oluyor mesela birden? Hep onu düşünüyorum ben. Ne oluyor mesela? Yani o ya da kötü performans varsa 7 hafta niye bekleniliyor? Geçen hafta dedik Emre Taşdemir. Hı hı. Ne oldu birden? Yani 10 haftadır ortada olmayan Emre Taşdemir ne oldu da birden Beşiktaş maçı, Başakşehir maçı 11 başlıyor. Yani o zaman 10 haftada bir sıkıntı var. Niye Van Aanholt'tu? Niye Kazımcan? Orayı bir düşünmek lazım. Dubois denen. Niye? Madem bu adam orada oynayabilecek, burayı kapatabilecek, en zorlu maçlarında 11 çıkabilecek adam, niye rezerv ligde? Yani. Değil mi? Bunları bir düşünmek lazım. Bunları bir düşünmek lazım ki ben bunları merak ediyorum. Yani niye mesela? Mesela Sacha Boye adamı ikna edemedi Kamerun. Gel Dünya Kupası'na gel diye. Adam o kadar iyi oynuyor. O da sene başı gidiyordu. Hep her programı tekrarlıyoruz ama yani merak edilen benim merak ettim bu. Galatasaray iyi yolda ilerliyor olabilir. Mesela merak ediyorum Mertens niye çıkıyor hep? Niye çıkıyor mesela yani? Evet, kaçıncı dakika gene? 72 olması lazım. Değil mi? 71. 71. Niye çıkıyor mesela? 71'de maç kaç? 5-0. Hı hı. Sakatlanmasından mı korkuyor? Karttan mı korkuyor? Ne? Yani Dünya Kupası'na hazırlanırken Belçika'dan belki bir şey bilmiyorum mi geldi? Ama her hafta. Her hafta Mertens oyundan çıkıyor. Şunu o zaman desinler ki 90 dakikalık performans gösteremez. O kadar hazır değil. 90 dakikaya hazır değil desinler. O zaman da diyeceğim ki ya bu adam geçen sene Serie A'da her maç oynuyordu. Hı hı. Icardi'den daha fazla idman yemiş. Daha fazla maça çıkmış. Icardi çıkartıyor 90 dakikayı. Niye sürekli oyundan çıkıyor? Fix yani sürekli her hafta 70-75 arası Mertens çıkıyor. Ya benim aklıma gelen yani geçen hafta da söyledim. Koruma amaçlı olabilir. Yani neyden koruyor? İşte yani çünkü uzun süre maraton yani Süper Lig. Evet. Yani Mertens'in olası bir sakatlandığında acaba oraya hani Mata girecek ama Mata doldurabilecek miydi? Ya belki Okan Burun kafasında böyle bir soru işaretleri olabilir. Ama oyunu kopartmadığı maçta da çıkıyor. Evet işte o da var. Ya oyunu koparttığın maçta 5-0'ken tamam hadi çıktın ya. Ama oyunun kopmadığı maç var. Ve o maçta niye çıkıyor? Mertens ne yapacağı belli değil çünkü. Yani en azından bir top atar, bir şey yapar. Çok iyi terse top çeviriyor. Hücumu değiştiriyor. Ya benim Galatasaray'da merak ettiğim bunlar. Ama yani Emre Belözoğlu'nu ben çok beğeniyorum. Ya bu hafta bir şey oldu bu takıma. Yani ben Başakşehir hayatımda böyle görmedim hiç. Bu kadar. Anlamsız bir paslaşma şekilde. Ya onlar da muhtemelen hadi maç bitsin artık gidelim kafasına. Ama ben de mesela ben futbolcu psikolojisine bürünsem ya 3-0 4-0'dan sonra daha çok oynarsın ya daha fazla açılmasın diye. Daha çok çabalarsın. Kavga edersin ya en kötü. Hı. Kavga çıkartırsın. Yani bir şey tepki gösterirsin bu skora. Evet. Var mıydı Başakşehir'de bir tepki? Maalesef. Yoktu yani hiç. Ya bir sert girme mert girme bile yok hani. Zamanında Alper Özelen yapardı hatırlıyor musun? Hani ama hırsla bir şey yapardı. Abi, isyan ederdi. Yani basketboldan örnek vereyim. Ergin Ataman yapıyor onu.
Hani teknik faul oluyor bir anda ki değişsin, insanlar uyansın bir anda. Aynen öyle. Yani bir orada bir kıvılcım lazım. Düzeni aynen bozmak için. Ama şimdi Başakşehir'de böyle bir şey gördük mü biz? Yani şu gidişata isyan eden bir tane futbolcu gördük mü? Sağ kenarında Emre Belözoğlu'nda isyan. Emre Belözoğlu da kabullenmiş. Evet. O da çok sakindi. Çok aşırı sakindi yani. O da artık kabullenmiş. Yani bir şey diyordur muhtemelen. 5-6 dakika daha uzamasın kafasındadır yani. Öyle bir kabullenilmişlik vardı yani. O bu maçta onu anlayamadım mesela. Ya çünkü ilk gol kaçıncı dakika geldi? 14. dakika değil mi? 14. dakika. 14. dakikaya kadar Türkiye'deki futbol severlerin hepsi bu maçın ya berabere bitebilme olasılığından bahsediyor ya bir farkla bir takımın kazanabileceğini konuşuyordu. 14. dakikaya kadar. 14. dakikadan sonra da o kadar şey değil yani. Değil mi? İkinci gol kaçta geldi? Ya ilk yarıya 3-0 bitirdiler değil mi? İlk yarı son dakikada geldi 3-0. İlk yarı 3-0 bitti. Ya o da son dakikada geldi. Hani 2-0 giriyordu. Üçüncü gol son dakikada geldi. Yani kimsenin aklında böyle bir şey. Ki gole kadar da aslında Başakşehir'in yani orta alanda yaptığı pres de az adamla yakalıyordu. Evet. Sağdan Diouf'la birkaç pozisyon yakaladı ama. Aynen öyle. Emre sakatlandı. Evet. Daha Emre Taşdemir sakatlandı. Şey oldu yani muhtemelen o tempoyu kaldıramadı. O da haklı olarak çocuk kaça. Yani bu kabullenilmişliği ben anlamadım. Yani devre arasına 3-0 giren bir takım çıktığında savaşır. Kavga eder. Mücadele eder. Ama tam tersi. 4 tane daha 7-0 oldu maç. Mücadele eden yok. Savaşan yok. Kavga eden yok. Yani çok acayip. Bak kartlar diyor önümüzde duruyor. Başakşehir'de 2 kişi kart görmüş. Endi Yaşıbe 44. dakika. 83. dakika Daniel Aleksic. Ya bir çekersin, indirirsin, bir şey yani, yaparsın. Maç akıl gidip. Tutulması mı yaşandı o akşam? Bilemiyorum. Ya çok garip, anladın mı? Ya oyunu tutmadı herhalde. Yani daha hani maç öncesi konuşulan taktikte ulaşım yani bir B planı mı yoktu diyebiliriz Başakşehir'in. Hani bilmiyorum ama Galatasaray açıkçası şu anda Dünya Kupası arasında gidildiğine en çok üzülen ekiptir. Muhtemelen. Kerem'in gecesi dediler de bence Icardi'nin gecesiydi. Hı. Acayip bir seviye top oynadı. Yani o şey yani bu haftaya kadar hani Icardi nerede derken bu hafta şey dediler ya bu adam gerçekten Paris Saint Germain'den geldi. Hı hı. Onu dedirtti bu hafta. Ya yani attığı, attırdığı, kovaladığı, çıkarttığı, baktığı başka bir seviye top oynadı yani. Hani aslına bakarsan Süper Lig'e fazla olduğunu gösterdi bu hafta. Ya bu hafta bunu izlettirdi bize yani. Süper Lig seviyesinin üstünde bir futbolcu olduğunu gösterdi. Oynamak istediğinde tabii ki. Tabii oynamak istediğinde. Yani gerçekten oynamak istese Süper Lig'de oynayabilecek bir futbolcu değil. Oynayacak futbolcu değil. Başka bir seviyede oynayacak bir futbolcu. Ki yani sağ içinden çok sağ dışı olayları da konuşuluyor. Yani beklemezsin yani. Aslında böyle performans. Garip bir adam. Evet. Ya da şey mi dedi lan Dünya Kupası'na ben gidemiyorum alın görün. Ya duvar örebiliyor herhalde. Ya, Messi izlemiş midir bu maçı acaba? Messi zannetmiyor. Messi çünkü Icardi'yi aldırtmadı falan muhabbetleri oluyor ya. İzlemiş midir acaba? Yani onun daha çok onun aklı kupadadır bence. Ya isteme ben mesela Icardi mesela sene başından beri şöyle bir performans gösterseydi Arjantin milli takımında olur muydu? Bilemedim. Zor. Yani Messi yine şey yapar mıydı? Icardi varsa ben yok. Şey çok garip. Dünya Kupası da konuşacaksak ya çok garip. Portekiz'in görüntüleri Bruno Alves el uzatmıştı o yönde. Dertsiz başlarına dert arıyorlar. Ben gerçekten anlamıyorum. Yani fazla ferah, fazla rahatlık da insanları demek ki böyle şey yapabiliyor yani. Ama Galatasaray'a dönelim. Oradan oraya döneriz. Çok konuşuruz canım Dünya Kupası'nda. Çok garip. Sözce. Galatasaray için yani bence Galatasaray taraftarları o gece mutluluktan ya ağzı açık uyumuştur ya da sabaha kadar uyumamışlardır. Sürekli gözlerinin önüne gol pozisyonları gelmiştir, gol görmüştür. Yani daha fazla söylenebilecek bir şey yok bu konuyla ilgili. Yani Galatasaray mantıklı bir oyun oynadığında, doğru tercihler yapıldığında, biraz da futbolcuları o gün istediğinde neler yapabileceğini gösterdi açıkçası yani. Yani her şey oturdu yani. Yani yanlış olan hiçbir şey yoktu sahada. Yani hiçbir şey yoktu. Yani Emre Taşdemir'in sakatlığı. Ya ben şöyle diyordum maç 3-0. Okan Hoca şimdi yine 45. dakikada Berkan'ı alır oyna. Şey yapar bir hani onu da yapmadı şaşırdım açıkçası yani. Yapmadı. Skoru koruyalım mantığı. Yok yapmadı.
Yapmadı. Neyse devam dedi. İlk defa dedi böyle bir şeydi yani. Evet, Süper Lig'de görmeyiz aslında. Yok yani. Okan Hoca ben 45. dakikada net bekledim. Hani Berkan girsin oyuna. Biraz daha topu ayağımıza atalım. Aman Başakşehir deplasmanı 3-0 falan. Yok çıktı. Devam. Devam dedi. Devam deyince de takım da devam etti. Sonrasında yani Galatasaray tarihinde böyle çok ben çok hatırlamıyorum böyle bu kadar çok uç skorlar. Zorlu rakibe. En azından şampiyonluk rakibine bu kadar skoru ben hatırlamıyorum. Yani. Ama frene de basmadı açıkçası yani. Basmadı. Diyorum ya 5 dakika daha olsaydı 2 gol daha belki de gelecekti yani. Ya Türkiye'li falan filan hepsi gitti yani gol atmaya gidiyor. Yani bir 14 haftanın kalmışlığı mı artık yani o gol atamama stresini patlaması oldu evet. Hepsinin patlama birden aynı ana denk gelmesi. Yani Mato oyuna giderken gülümsüyor falan böyle hani şey. Çok acayip bir geceydi. Gerçekten ilginç bir geceydi. Ben Galatasaray taraftarıyla konuştuğum arkadaşlarım da var. Onlar da hiç beklemiyordu yani. Okan Buruk'u istemeyen taraftarları da tanıdığım var. Onlar bile gülüyordu. Onlar bile mutluydu. Hani normalde şey olur. İstemediyorsun ama 1-0 kazandı. Yok abi olmaz mı olmaz. Hani zor geçti falan. Yok bununla yürümez. Kimse cumartesi akşamı bununla gitmez demedi yani. Bulsuz olmaz yani. Böyle bir şekilde gidemeyiz demedi yani. Maçlara bak Beşiktaş arkasından Başakşehir takım oynuyor. Takım pozisyona evet, giriyor. Yani zorlu bir fikstür aslında gerçekten. Çok zorlu bir fikstür. Çok zorlu. Yani ama takım buradan iyi çıktı. Hı-hı. Yani ama diyoruz ya orada benim merak ettiğim şu soru var. Ya yani sorular var. Yani Raşistan ne oldu da ortaya çıktı? Emre ne oldu da ortaya çıktı? Devam ediyor. Dubois nerede? Mitsho nerede? Bir tane daha stoperleri vardı Danimarkalı genç çocuk. Evet. O da sakatlanmış. O nerede mesela? O da Türkiye Kupası'nda şanssızlık yaşadı gerçekten. Seferovic diyorduk bu takımın forveti. Nerede şu anda? Gomis. Bunlar hep maliyet. Yani senin kadro değişimini Fenerbahçe gibi bir örgü istiyorsan şimdi o zaman 3 santroforun Gomis, Icardi, Seferovic olmaz. Bak onlarda Serdar Dursun var. Mantıklı olan o. Değil mi? Ama sen bu üçünü de yabancıdan kullanıp, üçü de yüksek maliyetli futbolcular. Yani. Orada bir yapılanmada bir sıkıntı var. Senin yedeğinde Mata oturuyor ya. Yani gerçekten. Yaraşırsa dediğin adam, kopuk uçurtma. 8 hafta yedekte oturdu. Belki Yunus böyle bir performans göstermese izleyemeyecekti. Yani. Dubois şeydi işte Fransa milli takımına çağrılacak mı diye konuşuluyordu. Bir ay öncesine kadar. Dubois adamı sende yok, ortalıkta yok. Oynayamıyor. Ya çok acayip bir seviye ya. Ama burada da en sıkıntılı böyle bir stoper işte. Yani. Burada da sakatlık olduğu zaman ne olacağını şaşırıyor. Evet, yani Nelson gerçekten Süper Lig'in şu an belki de en iyi stoperi. Ona da görüntüsü ne güzeldi. Danimarka kampında taraftarlar şey olmuş. Schmeichel falan şaşırmış ne oluyor yani diye. Galatasaray taraftarlar desteklemiş. Evet evet. Bir moral vermişler dünya kapısı. Galatasaray taraftarlar desteklemiş. O Katar'da da Pakistan'da taraftarlar destekler. O nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir görüntü arkadaş? Yani ya neden arkadaş? Pakistan niye para vereceğine, çağıracağına. Mesela gitti ki Brezilyalılara da ki ben size kontenjan açıyorum bu kadar bilet veriyorum gelin. Bari onun taraftarı gelsin. Niye Pakistanlı'yı getirttiriyorsun? Pakistanlı'ya vereceğin parayı o zaman Brezilyalı'ya ver mesela örnek veriyorum. Onun taraftarı, gerçek taraftarı gelsin. Yani. Pakistan'a taraftarlı getirmek nedir yani? Bu nasıl bir kafadır ya? Yani eskiden Dünya Kupası'na gitmek için bilet bulamazdı insanlar. O kalacak yer bulamazdı. Organizasyon verilirken ona göre verilir ya. O şehirde yapılanma, otel sayısı yeterli mi? Gelecek turistleri karşılayabilecek mi? Şimdi dışarıdan parayla adam getirtiyorlar gelin. Zaten dünyanın en fiyasko Dünya Kupası da. Evet yani çok çok skandallarla başladı. FIFA da kabul etti. Sakat yani bu yanlış hata olduğunu. Yani yanlış karar oldu. Yanlış hata nasıl bir cümleyse. Yanlış karar olduğunu. Yani dünya tarihinde bir daha da yaşatmasın bize böyle bir şey. Yani kışın ortasında bir Dünya Kupası. Yani mesela hiç heyecan var mı? Sen görüyor musun? 5 gün 6 gün kaldı değil mi? Bir hafta kaldı. Bir haftadan daha az bir süre kaldı. Eskiden böyle miydi ya Dünya Kupası'nda? İnsan içi içine sığmazdı. Hani yok. Böyle ben şey bile görmüyorum. Çıkartma bile görmüyorum etrafta. Eskiden Dünya Kupası çıkartmaları olur. Ben gördüm. Gördün mü? Ben onu bile görmüyorum bak etrafta şu anda. Gördüm.
Yani bu kadar Dünya Kupası'ndan bir haber Dünya Kupası olduğunu. Yani eskiden futbolla %50 ilgisi olan bile Dünya Kupası'na gidecek futbolcuların kadrolarını bilirlerdi. Şimdi kimse bence o kadar ilgilenmiyor bu Dünya Kupası. Çünkü Dünya Kupası olduğunun farkında değil insanlar bence. Yani şimdi birine sorsan Dünya Kupası, ne ya Dünya Kupası yazın olmuyor mu ya der. Hani Haziran, Temmuz, Ağustos değil mi Dünya Kupası? Ne işiniz var? Ama inşallah kupayı alacağız. Messi'ye güveniyoruz. Senin Arjantin mi? Gönlünde yatan aslan. Başka bizim ihtimal yoktur. Yani vardır. Türkiye giderse Türkiye, Arjantin, sonra Hollanda. Başka yoktur yani. Başkalarına bir türlü ısınamıyorum. Yani Hollanda'yı da, yani Arjantin elendiğinde Hollanda'ya devrediyorum. Hollanda'da bir şey yapamazsa, ki zaten benim iki tuttuğum takımda ben doğduğumdan beri şampiyon olamadığı için. Yani doğduğum sene uğurlu gelmişim. Maradona kaldırmış Meksika'da kupayı ama onun harici ondan sonra bir kupa görmedik. O yüzden ne Hollanda'dan ne Arjantin'den görürüz. Yani kupaya hasretiz. Peki favori olarak görüyor musun Arjantin'i? Yok. Hiçbir zaman görmedim ki. Yani 2006'da da görmüyordum. Yani o Almanya... Ya finale kadar görmüyordum. Finalde belki alabiliriz bu sefer. 2014'te işte. Değil mi? 2014 mi? 2006 nereden çıktı ya? 2014. O zaman Mario Götze sağ olsun. Hayatında yapacağı tek bir işi bize karşı yaptı. Orada bir kötü bir anımız olmuştu yani o zamanlar. Ama bu sefer o kadar ümitli değilim. Maalesef değilim. Tek şeyim o. Messi belki bir Dünya Kupası daha göremeyeceği için son şey diye bir ortaya çıkabilir. Ama orada da Paris Saint-Germain performansı beni biraz korkutuyor. Futboldan bu kadar soğuyan bir Messi Fransa Ligi'nde oynamasından dolayı. O mücadeleden biraz uzaklaşan Messi şimdi kendini toplayabilir mi? Onu merakı içerisindeyim ama ümitli değilim. Senin favorin var mı? Ya benim favorim genelde hani Türkiye katılmıyorsa ben İtalya'yı desteklerdim. İtalya çok hoşuma gidiyor yani çocukluğumdan beri. Aynen. Yok ama, abi savunma yapan takım bana. Ha orada da Mancini eski dost burada Türkiye'de falan filan öyle bir şeyler değil mi? Yani şimdi ama onlar da bizim bir alıp veremediğimiz. Ben mesela o Avrupa Şampiyonası'ndan sonra İtalya'ya karşı ilerledim. Tutmam yani İtalya'yı. Yani bu Dünya Kupası'nda yoklar zaten bir sürpriz olarak. Ben daha çok hani Arjantin ve Portekiz'den, Ronaldo'nun ya da Messi'nin böyle tam futbolu, popüler futbol bu yani. Futbolu hayır bırakırken böyle kupayla evet. Bırakması ama çok hoşuma Messi, gider. Ama Ronaldo aldı bir tane kupa tamam Avrupa ya, şampiyonu oldu. Libertadores'i de aldı Messi ona bakarsan. O ayrı bir şey. Libertadores ile Copa Amerika. Copa Amerika pardon. Copa Amerika ayrı bir şey. Ama Avrupa şampiyonası Copa Amerika'dan daha büyük bir kupa. Gözü statüsünde gözüküyor. Ya bu şampiyonada gerçekten aslında favori diyebileceğimiz takım İngiltere mi? Çok bence. Ben İngiltere'den biraz korkuyorum, çekiniyorum. İngiltere yani onlarda çok uzun süre oldu. Yani ilerleyen aşamalarda bir Arjantin-İngiltere eşleşmesi olmasından korkarım. 86'nın intikamını bu sefer alabilirler yani. Bu sefer Tanrı da yok eline kullanacak. Bir sıkıntı olabilir yani orada ama belki Dünya Kupası ile ilgili bir içerik programı hazırlayabiliriz ilerleyen günlerde ama. Hayırlısı. Keyifli bir turnuva olsun dileğimiz. Zaten çeyrek finale kadar pek keyifli olmuyor Dünya Kupaları. Hı hı. Çeyrek finalden sonra başlıyor. Ama Bruno Alves falan, Bruno Fernandes pardon, Bruno Alves'ten açıldı. Bruno Fernandes, o hareketler falan hiç hoş hareketler değil yani. Cristiano Ronaldo. Yani orada sanırım federasyon başkanı bir açıklaması var. Hani şakalaşıyordu onlar. Ya geç kalmış Bruno Fernandes. Şakalaşıyorsun da federasyon o resmi şeyden yayınlandı biliyorsun o görüntü. Onu da yayınlamazsın mesela. Hı. Şakalaşıyor bile olsun. Cristiano Ronaldo buz kesiyor adam ya. Sonra kanser öyle mi? Ne bir kanser değil neydi o? Kanser. Kanser mi? Antrenmanda bir şey yapıyor şöyle. Ya onun da öncesi var aslında o. Arkadaş, görüntünün yani yapacak bir şey yok. Hep öncesi kardeşim biz sonuna bakarız. Sonuca bakarız. Sonuçta ne yapmış? Elini çek demiş. O ona şey yapmış ya. Ben karşımda Cristiano Ronaldo senin ya. Yani, bir destur dersin ya. Destur sinirlerine dersin. Hakim olamamış derim kanser. Ya bazen insanlar haddini aşıyor. Ya Cristiano Ronaldo o hareket yapılmaz yani. Yapamaz. Yapmaman gerekir yani. Biraz futbola saygın varsa yapmaman gerekir yani. Yapma. Güzel kardeşim yapma yani. Bazı futbolcular var çok başka seviyede. Drogba başka bir seviyede. Adam iç savaşı bitirdi ülkesinde. Yani Cristiano Ronaldo başka bir seviyede Portekiz'de. Bak iki gündür şey de oluyor ama Quaresma olsaydı o hareketleri yapabilirler miydi diye. Yani başka bir seviye yani Cristiano Ronaldo'dan daha önde gösterilen bir futbolcuydu Quaresma. Ama sonra ona saygı duyan ve onun arkasında sürekli arkasında duran bir adama dönüştü mesela. Az yetenekli adam değildi ki Quaresma.
Daha öndeydi. Tabii yani Manchester'ın o dönem yani ya Quaresma ya Ronaldo ikisinin. Evet. Öteki Barcelona'ya alacak. Gitti çünkü hı. Daha öncesinde. Yani daha yetenekli görüyorlardı. Evet. Ama sonrasında olaylar başka yere gitti. Yani ya kusura bakma da birader o hareket yapılmaz ya. Sen kimsin derler ona. Ya da dün çocuk değil ama yok. Ama eğer iş ciddiyse bu iş İngiltere'ye de uzar yani. Sırf bu kupada kalmaz. Hmm. Manchester'da da bir olay çıkar yani. Orada. Rakipler zaten orada. Da. Ezilir rakipler. Yani orada da bir mevzu çıkar. Mahalle arasında bir böyle kıskırtma falan filan. Bir şeyler olur yani. Bakalım. Haaland yani, yok değil mi? Haaland maalesef yok. Norveç katılamadı. Değil mi? Lewandowski var Polonya'yla. Lewandowski Polonya'yla gidiyor ama Polonya'yla olmuyor yani. Yok. Ya Lewandowski Almanya milli takımını tercih etmiş bir futbolcu olsaydı Gerd Müller müzeye kaldırılırdı. Net yani. Ya bazı öyle kritik noktalar var yani. Messi İspanya'yı kabul etseydi, tercih etseydi şu an başka bir seviyeydi. Yani onlar var. Ki belki de Almanya ilaç olurdu. Çünkü Klose'den sonra bir forvet de bulamadılar. Tabii. İlaç olurdu değil. Yani her şey olurdu. O zaman belki şu an Almanya bankoydu. Ya ellerinde öyle bir golcüleri olsaydı. Ya da Messi. Mesela çok garip bir Dünya Kupası. Pique bıraktı futbolu. Sergio Ramos çağrılmıyor. Hı. Yani aslına bakarsan bazı milli takımlarının uzun zamandır sembol olan isimlerinin olmadığı bir. Mesela en son gördüm Mane için Kur'an okutmuşlar Senegal'de. Sakatlığı geçsin diye. Yani başka başka bir şeyler artık. Yani geçen Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Mısır'da Salah oynayamamıştı. Hı. Grubun ilk maçında. Evet. Üçüncü maçı yetiştirmişlerdi ama artık çok zordu. Bu dakikadan sonra Salah da bir performans sergiledi. Şimdi aynı şeyi Senegal'de Mane'den korkuyorlar. Oynayıp oynayamayacağını. Pogba yok değil mi? Pogba yok Dünya Kupası'nda. Yani Dünya Kupası'na baksana aslında bakarsan. Yani birçok isim yok. Mesela ilginçtir Brezilya çok konuşulmuyor. Yani normalde hep adaylar arasında olur. Ama çok konuşulmuyor. Ön plana çıkmıyor. Yine Fransa konuşuluyor. İngiltere biraz konuşuluyor. Almanya zaten kural olarak favori gösteriliyor. Onun haricinde sürpriz bir şampiyon beklentisi var mı? Yani ben şey demek istedim hani gerçekten şu şampiyon olamayacak. Hani herhangi birisi yani Arjantin kazansa, Almanya kazansa tamam diyeceğiz ama hani şu kazanacak, bu kazanacak diyemiyoruz. Şeyi çok isterim. Belçika kazansın isterim. Değil mi? Belçika. Şu 6. jenerasyon bir kupa görsün. Yani. Hem de Dünya Kupası görsün. Ama çok isterim. Ama çok zor. Evet. Zor yani. Hanım ekranda gitti bize şey bir işaret veriyor Metin abi artık uzatmayın diye. Tamam kapatalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğin için. Ben teşekkür belki ederim. Belki Dünya Kupası'na özel bir içerik. Ya da lig başladığında tekrardan zaten birlikte olacağız. O zaman bir veda edelim. Yani izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dünya Kupası arasından sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.